Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün günlerden 8 Mart ve 8 Mart programı gerçekleştireceğiz. Çok sevgili bir konuğumla birlikteyiz. Sevgili İrem İnceoğlu, Kadarız Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda sevgili hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Yağmur. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Böyle önemli bir günde de Şehir Hepimizin programında 8 Mart'ı konuşmayı çok önemsediğim için de bu programı yapmayı da çok önemsiyorum. Özellikle bugün bu yeni bağlamlarda feminist hareketin, toplumsal hareketlerin yeni gündemlerinde ve 1980'lerden beri düzenlenen feminist gece yürüyüşü 8 Mart'ları bağlamında bugün 8 Mart konuşmak ne anlam ifade ediyor? Nasıl yeni tartışma alanları var? Nasıl yeni mücadele alanları var? Bunları konuşmak çok önemli. İrem Hocam aynı zamanda İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak da özellikle bu sosyal medyadaki aynı zamanda bütün bu yeni örgütlenmeleri, ifşa mekanizmalarını, feministlerin bir araya geldiği yeni toplumsal muhalefet biçimlerini de aslında akademik anlamda araştıran, çalışan, bütün bu örgütlenmeleri takip eden bir insan olduğu için de bir yandan bu siber kamusal mekanlarda evrilmeye başlayan, fiziksel kamusal mekanlarla birlikte iki koldan hareket eden bu feminist örgütlenme bugün nasıl yeni tartışma alanları sağlıyor? Bunu konuşmayı da önemsiyorum ve merak da ediyorum bu konuşma nasıl ilerleyecek. O yüzden çok teşekkür edeyim tekrar geldiğiniz, paylaşacağınız için. Teşekkür ederim. Yani böyle şey, omuzlarıma yük yüklemişsin gibi oldu şimdi bir taraftan. Uzmanlık alanı deyince korkutucu şeyler ama. Yani nereden başlayalım? Bir, benim için 8 Mart gece yürüyüşleri ne diyor, ne demiyor, ondan başlayayım istersen biraz. Yani aslında neden gece yürüyüşü olarak tasarlandığını belki düşünmek gerekiyor. Bu niye kadınlar ya da feministler, feminist kadınlar geceleri yürümeyi bu kadar önemsiyorlar gibi bir yerden başlayalım. Aslında benim aklıma yatan kısmı, tabii bir sürü hikayesi vardır bunun. Yani dünya çapında bir sürü değişik ülkede de farklı şekilde organize olunabilen bir tür bu. Ama asıl benim aklıma yatan işte kadınların başlarına gelen, maruz bırakıldıkları cinsel şiddet, tecavüz, saldırı gibi durumlarda öncelikle suçlanan taraf olmasıyla ilişkili olarak saat kaçta neredeydin, üzerinde ne vardı ve ne yapıyordun gibi sorulara maruz kalmasının da bu tacizin, tecavüzün, saldırının devamında bir yük olarak tekrar gelmesiyle bir şekilde örtüştürüyorum bu durumu. Yani geceleri sokakta dolaşan kadınlar korunmak için, yani başlarına gelen kötü şeylerden korunmak için kadınların sorumluluğu üstlenip geceleri sokaklara çıkmaması, uygunsuz yerlerde, uygunsuz kılıklarda dolaşmamaları, uygunsuz hareketleri yapmamaları öğütleniyor. Öneriliyor işte ya da kural olarak konuluyor, toplumsal kural olarak konuluyor. Yani bu gerçekten aslında dünyanın hemen her yerinde duyduğumuz, bildiğimiz hikayeler bir taraftan. Bu yüzden mesela 70'lerde İngiltere'de bir başkaldırı olarak biliyoruz Reclaim the Nights adıyla kadınların örgütlendiğini. Ve işte şey, yani bir saldırı, tecavüz sonucunda kadınlara polisin evlerinizden çıkmayın geceleri demesi üzerine buna isyan olarak ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı şeyleri, varyasyonları var gece yürüyüşlerinin. Onlar Take Back the Night diye, geceyi geri al diye isimlendiriyorlar. Bu yüzden aslında hani kadınların şuna isyanı, biz kadınlar olarak erkeklerin bize saldırmasından, erkek ve ataerkil zihniyetin bize saldırmasından dolayı biz sorumluluğu artık almayacağız. Kendinize çekidüzen verin, geceler bizimdir gibi bir isyankar bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum. Son derece aslında güçlendirici bir tarafı var. Çünkü kadınlar ortaklaşarak, bir araya gelerek farklı bireyler olarak toplu halde bir isyanı dile getiriyorlar. O kız kardeşlik diye adlandırılan feminist literatürde, feminist anlatıda kız kardeşliğin bir verdiği bir güçle, bir dayanışma haliyle sokağa çıkıp bir kalabalık yaparak aslında korkmuyoruz, susmuyoruz diyorlar. Bu yüzden gece yürüyüşleri önemli bir taraftan. Yani bu sembolik olarak havanın karardığı ve tekinsizleştiği noktada kadınların birbirlerine destek olarak bu korkuyla baş edebilme ve o korkuya baş kaldırma deneyimi bir yandan benim için gece yürüyüşleri. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Tarihsel anlamda
şehir hepimizin programında da konuşuyorsak, kent mekanı üzerinden bunu yorumladığımızda aslında kadınların dışlandıkları bir mekanı bir araya gelerek, diğer bedenlerle bir dayanışma kurarak aslında o mekanın üzerinde bir hak talep ettikleri durumunda bir, bu bedensel deneyim üzerinden söyleyebiliriz. Dolayısıyla kent hafızası, kent mekanı ve dışlanan, orada hakkı görülmeyen, görünmez sayılan, hatta şiddete uğrayan kim bedenlerin diğer bedenlerle birlikte o mekanı aslında talep etmeleri anlamında da bu hareketleri yorumlamak mümkün. Neden gece yürüyüşü, neden gece yürünüyor dediğiniz zaman, sorduğunuz zaman siz çok güzel ifade ettiniz. Aslında uzun bir tarihi var ve kadınlar aslında bulunamadıkları kent mekanlarında bulunmayı talep ediyorlar hep birlikte. Bu anlamda gece yürüyüşü, geceyi geri al diye aslında Amerika'da siz de ifade ettiğiniz ismiyle bildiğiniz yürüyüşler bu anlamda hayati kadınlar için. Aynı zamanda kent mekanı açısından. Şimdi Türkiye'ye doğru baktığımız zaman, Türkiye'de özellikle 1980'ler sonu, 1990'larda kadınlar bilinç yükseltme çalışmalarından sokağa doğru, sinemalarda, metropol sinemasıyla Ankara'da başlıyor mesela, kamusal alanda örgütlenmeye, bir arada olmaya, diğer bedenlerle birlikte feministler olarak ilk defa hani çeşitli söylemlerle haklarını talep etmeye başlıyorlar kentte. Yoğurtçu Parkı'nda dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin bildiği üzere dayağa karşı dayanışma kampanyaları düzenleniyor. Kadınlar 1990'ların başında sokağa çıkmaya başlıyorlar. Fakat gece yürüyüşü daha sonralarda, özellikle 2000'lerin başında bizim İstanbul'dan aşina olduğumuz bir toplumsal örgütlü harekete dönüşüyor. Neler oluyor bu aralıkta? Ben onu sorabilir miyim? Ya 90'lar aslında ilginç. Benim kişisel olarak da gençliğimin, işte öğrenciliğimin, üniversite öğrenciliğimin denk geldiği zamanlar, bir taraftan hatırladığım kadarıyla biraz kişisel tarih hikayesinden de anlatabileceğim şeyler var. Yani ben kendine çok ergen yaşlardan itibaren feminist diyen birisiyim. Öyle bir yoldan geliyorum ama tabii ki bu feminizm sürekli olarak dönüşüme uğrayan bir feminizmdi. Üniversitedeyken 8 Mart'ta elime de tutuşturulan, böyle okulun kantininde Ankara'da bir Pazartesi dergisiyle aslında hani böyle bir şeyden haberdar oldum. Bir kadın örgütlenmesinin bir taraftan işte yazan çizen kadınlar bir araya geliyorlar, bir şeyler söylüyorlar gibi. O aralar belediyelerin de bir takım şeyleri vardı, böyle broşürleri, işte kağıtlar, kutlama belgeleri falan gibi bültenler olurdu. 8 Mart'ta bir şeyler dağıtılırdı, verilirdi elimize. Sonrasında bu konuşulmazdı. Ben onu bir hafta, iki hafta okurdum elime geçen bütün o malzemeleri. 90'larda özellikle şeyi hatırlıyorum. Daha 90'ların ortalarından sonra Türkiye'de bir takım anlaşmalara, sözleşmelere imza atmış bir ülke olarak da işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın da Türkiye'de etkin olmasıyla birlikte işte Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, o zamanlar Başbakanlığa bağlı olarak kuruluyor. Üniversitelerde kadın çalışmaları yüksek lisans programları açılıyor. Kadın araştırmaları merkezleri açılmaya başlanıyor. Bunlar 90'larda gelişen şeyler ve bir yandan da aslında Türkiye için sivil toplum örgütlerinin yeni yeni yeşermeye başladığı, böyle bir heyecan, bir ivme kazandığı dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla da aslında hak mücadeleleri biraz daha böyle projecilik üzerinden yürüyen, bir takım ulus ötesi, uluslararası örgütlerin, işte Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği gibi fonlarıyla desteklenen bir takım sivil toplum faaliyetleri şeklinde ilerleyen meselelerdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi de biraz o yüzden 90'larda özellikle binalar içinde kapalı kapılar arkasında oluşan bir takım örgütlenmelerle yer buldu kendine diye düşünüyorum. Yani sokak hareketi olarak aslında bizim o mekan, sokakları ve kamusal mekanları işgal etmek, buraları talep etmek gibi bir şeyimiz çok kısıtlıydı feminist hareket içerisinde. Ama 90'lardan 2000'lere geldiğimizde aslında 90'ların sonu itibariyle bir yandan da dünyanın çapında da bir değişim görüyoruz. O zamanlar küreselleşme karşıtı hareketler ya da küresel adalet hareketleri diye, işte hani olaya ne tarafından baktığınızla da ilişkili olarak adlandıracağınız bir hareketlilik söz konusu oldu. Özellikle Birinci Dünya ülkelerinde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde
aslında aktivistler bir araya gelip bir taraftan da böyle bir neoliberal kapitalizme baş kaldırı şeklinde sokaklara dökülmeye başladılar. Bu uzun süredir Avrupa ve Amerika'da çok da görmeye alışık olmadığımız türde bir hareketlilikti. Yani böyle on binlerce insanın işte Dünya Ticaret Örgütü'nü işte toplantısını engellemesi ya da işte binaların önünde böyle şey oturma eylemleri yapması, Seattle'da sokakları kaplaması ve işte şeyin valiliğin olaya el koymasıyla işte o hani bildiğimiz birinci dünya demokrasilerinin sorgulandığı şeylerden bahsediyoruz. Tabii bütün bunlarda yani o zaman sosyal medya yok, internetin genel olarak o internet iletişiminin etkisi olduğuna dair birçok yorumlar yapıldı. Ama bu ivme kazanma, o 90'lar itibariyle sokağı tekrar hareketlendirme, yani aktivizmin bir görünürlüğünün sokakta yer bulması şeklinde bir şeyden bir yandan da işte 2003 yılında, 2002-2003 yıllarında Irak işgali, yani Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak işgali ve bunun üzerinden savaş karşıtı gösterilerin de çok yoğun yer bulması aslında büyük kalabalıklarla o zamanlar, yani belki bir kısım izleyici hatırlayacaktır, 2003 yılında dünya çapında görülmemiş kadar kalabalık büyük eylemler yapıldı İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. İngiltere'de benim şahit olduğum 1 milyon 1,5 milyon arası diyorlar katılımcının olduğu yürüyüşler yapılıyordu. Yani bu küresel eylemlerdi bunlar ve sokaklar kalabalıklarla doluyordu. İşte bunların da bence etkisiyle, yani hani sokağın yeniden keşfedilmesi, sokaktaki görünürlüğün ve onun verdiği bir güçlendirme ve söz söyleyebilme halinin yeniden ortaya çıkmasıyla aslında feminist hareketin de kendine diğer hareketlerle işbirliğinden sokakta yer açmaya başlaması da bence söz konusu. Yani bu şeyde tesadüf değil bence. Amerika Birleşik Devletleri'nde o Take Back the Night diye geceyi geri al hareketi 2001 yılında yeniden canlanıyor. İngiltere'de de 2004-2005 yıllarında yeniden canlanıyor. Yani bu zaman aralıkları tesadüf değil. Türkiye'de de 2003 yılında o savaş karşıtı eylemlerden de esinlenerek onun da verdiği ivmeyle bir feminist gece yürüyüşü çağrısı yapılıyor. Ama bu aslında şeyin anlattığı, Cemre Bayton'un bir T24'teki yazısı çok güzel bence, kapsayıcı bir yazı. Yani kişisel deneyim üzerinden de aktarılan bir şey. O zamanın işte o 2003'teki toplantının ve sonrasında 2004'teki toplantında daha siyasi partiler ekseninde, sendikalar ekseninde bir örgütlenme üzerinden yapıldı. Daha sonra 2005 yılına gelindiğinde ise bir takım uzlaşamamazlık nedeniyle 3 ayrı sokak eyleminin çağrısının yapıldığından bahsediyor. Ve bir grup kadın da yahu biz bu partilerin de işte o parti siyasetinin de sendikal siyasetinde biraz daha o eski tipte siyaset yapma meselesinin de üstünde bir feminist anlayışla toplanabiliriz. Esas meselemiz bizim ataerkiye isyandır. Bunu unutmadan, bunu önceleyerek, yani esas meselemizin bu olduğunu daha ön plana çıkartarak bir gece yürüyüşü organize edebiliriz diyerek Mis Sokak'ta Taksim'de bir yürüyüş planlaması üzerinden gerçekleşiyor. Yani aslında bu bugünkü bildiğimiz anlamda feminist gece yürüyüşünün 2005 yılında başladığını söylemek mümkün. Ben tabii bunlar benim kişisel deneyimlerim değil. Uzunca bir süre ben o sıralarda İstanbul'da, Türkiye'de yaşamıyordum. Yani 2003-2013 arasındaki İstanbul'daki feminist yürüyüşlere, 8 Mart yürüyüşlerine katılamadım. O yüzden bunlar ancak benim aktarılanlardan, duyduğum, bildiğim, okuduklarımdan öğrendiğim şeyler. Ama yorumlama biçimim aslında bu şekilde. Yani o sokak hareketlerinin bir ivmesiyle birlikte feminist hareketin de bundan ve o savaş karşıtı hareketin verdiği bir birlikte hareket edebilme refleksiyle aslında olayın gelişmesi. Tabii antimilitarizm her zaman feminizmin içinde yer alan bir söylem biçimi. Yani feminizme çok rahat eklemleyebileceğiniz bir söylem. Dolayısıyla oradan çıkıyor olmuş olması da bence tesadüf değil bir taraftan da. Evet. İfade ettikleriniz çok önemli. Çünkü kadın hareketinin ya da Türkiye'deki feminist mücadelenin veya gece yürüyüşünün, toplumsal hareketlerin, sokaktaki protestoların aslında dünya bağlamından, bütün küresel politik bağlamdan ya da Türkiye'deki diğer toplumsal hareketleri bağlamından bağımsız düşünülemeyeceğini bir kere daha düşünmek önemli.
benzer bir anlayışı aslında daha feminist hareketin, gece yürüyüşünün bugünleri üzerinden düşünmeyi de elzem bulduğumu söylemem gerekiyor. Bir yandan bu artan prekaryalık, ayrılıkçı politikaların, şiddetin arttığı bir dünyadayız. Öğrenciler, reşit olmamış çocukların iklim krizinde grev yaptıkları, bir yandan siyahiyatlar önemlidir gibi pek çok farklı toplumsal hareketin kitlesi olarak sokağa taştığı, pandeminin yaşandığı 2020 yılında bile Hong Kong'dan Şili'ye kadar baktığımız zaman milyonlarca insanın bu artan prekaryalığa, hak mücadelesi adına sokakları, meydanları doldurduğu bir aslında yıkıcı bir şiddeti olan bir gündemden bahsetmemiz mümkün özellikle içinde bulunduğumuz yıllarda. Bugünlerde de özellikle feminist mücadelenin daha kesişimsel bir perspektiften düşündüğümüzde özgürleştirici, daha yaşanabilir bir geleceği düşlemek için de bu mücadeleyi devam ettirmesi elzem diye vurgulamayı önemli görüyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman da bu toplumsal mücadelenin bütün bu yeni gündemleriyle birlikte yeni de aslında hareket alanları olduğunu belki önermek, söylemek mümkün olabiliyor. Bir yandan baktığımız zaman Me Too çok güçlü bir örgütlenmeydi, ben de diye çevirebiliriz. Türkiye'de de çok şiddetli bir biçimde yaşandı aslında bunun örgütlenmesi. Bir yandan baktığımız zaman bütün bu yeni gündemleri, bu artan prekaryalığa, hak mücadelelerinin yanında da kamusal alan olarak yeni başka türlü bir örgütlenmeyi görebiliyoruz sosyal medya üzerinden. Bununla ilgili ben neler aktaracağınızı merak ediyorum. Birbirini besleyen, aynı zamanda hem fiziksel hem dijital mekanlarda olan bir başka türlü aslında toplumsal örgütlenme biçimi görmemiz, gördüğümüz, söylememiz olası baktığımızda. Ya dijital kamusal alan meselesi aslında ilginç. Benim bu konuyla da ilgili olarak böyle 10 sene önce düşündüklerimle şu an düşündüklerim birbiriyle bazen çelişiyor, tam da uyuşmayabiliyor. Ama teknolojinin bu kadar hızlı dönüştüğü ve toplumsal yapıyı da bu kadar hızlı dönüştürebildiği bir dönemde zaten aynı şekilde düşünüyor olsaydım kendimden şüphe ederdim diyeyim. Ya şey konusu çok ilginç. Feminist hareketin aslında bu farklı toplumsal yapılar içerisinde ses geçiriyor olmasına bir izninle azıcık değinmek istiyorum. Çünkü öyle bir şey oldu ki son yıllarda toplumsal muhalefetin neredeyse tek kalabalık ifadesi aslında feminist kadınların yürüyüşleri olmaya başladı ve bir taraftan da siyasal muhalefet artık bütün umudunu feminist harekete bağlamış gibi görünüyor. Yani sanki başka bir yerden bir muhalefet yapılamazmış. Bütün çekişme kadın hareketi üzerinden yürütülebilirmiş gibi bir hale de geliyor. Yani tabii ki küçümsemek ve şey yapmak açısından söylemiyorum diğer siyasal hareketlerin diğer söylemlerini, ama illaki buradan bir pay kendilerine pay biçme gibi bir durumları da söz konusu oluyor diğer siyasal oluşumların ve hareketlerin. Kaçınılmaz bir şey, çünkü aslında kadın hareketi dediğimiz tam da senin bahsettiğin gibi yani kesişimsellik zaten bunu gerektiriyor. Çünkü sadece bir kadınlık durumundan ve tek tip bir kadınlık durumundan söz eden bir feminizmden bahsedemeyiz bugün. Yani kapsayıcı bir feminizm aslında pek çok meseleyi içinde barındıran ve bütün var olan süre giden bir sürü eşitsizliğin birbirleriyle eklemlenmiş bir şekilde nasıl tezahür ettiğini, tahakküm biçimlerinin nasıl birbirine geçmiş bir şekilde birbirini kolladığını ve buna karşı direnişin de aslında sürekli bir dirsek teması ve birlikte hareketi de gerektiren bir yapısı olması gerektiğini bize hatırlatıyor, söylüyor. O yüzden kadın yürüyüşleri, feminist yürüyüşler, gece yürüyüşleri ve benzerleri çok önemli buluyorum. Tabii buna şeyi de, onur yürüyüşlerini de belki eklemek lazım. Yine aslında feminist hareketin dirsek teması halinde olduğu bir şeyden bahsedersek, yani birinin devam, yani farklı dönemlerde işte senenin belli zamanlarında onur yürüyüşü ve feminist yürüyüşler bir arada gidiyor ve benzer şeyleri hatırlatıyor aslında. Yani toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve hak mücadelelerini hatırlatan kalabalıklar, yani bize umut veren kalabalıklar oluyor. Bununla birlikte ne demiştik? nereye bağlayacaktık bunu? Evet, bugün aslında sosyal medya. Evet, kitlesel toplanmaların yanı sıra dijital siber mekanda da kitlesel toplanmalardan ve bunun ülkenin politik gündemini belirleyici de bir aslında etkisi, gücü, iktidarı olduğunu görüyoruz son dönemde. Hı-hı. Bu da çok heyecan verici.
yeni bir durum aslında. Evet, yani internet tabanlı iletişim ve sosyal medya olarak adlandırdığımız şeyler ve bunun üzerinden bir aktivizm ve etkileşim aslında biraz insanı iki arada bir derede bırakan bir yapı. Yani bir tarafı müthiş bir olasılıklar, imkanlar sunan bir yanı var. Evet, işte hem küresel anlamda hem de işte pek çok fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz zamanlarda iletişim kurup dayanışma hallerini ortaya çıkartabildiğimiz, birbirimizi görebildiğimiz, duyabildiğimiz bir atmosfer yaratırken, bir taraftan da aslında o hani mekanları ve geceleri, yani gecelerle birlikte o mekanları da, fiziksel mekanları da talep ettiğimiz noktadan uzaklaştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence hala o kadar mekanları terk edebilme lüksüne sahip değiliz. Yani fiziksel mekanlar, kamusal mekanlar hala müthiş önem taşıyor diye düşünüyorum. Ve fiziksel olarak yan yana durabilmenin getirdiği o güçlenme halinin ben çok önemli olduğunu, kişisel tecrübemden söyleyeceğim bunu, çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yalnızlaşma, izole olma, her ne kadar motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışsak da hep birlikte bir yerlerde bulunabilme halinin aslında ne kadar büyük bir güç veren bir şey olduğunu biliyorum, deneyimle sabittir. Bu yüzden onun hala terk edilmemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu yani artık öyle bir noktadayız ki tarihte iletişim araçları ve özellikle de böyle çoklu iletişim araçları bizim hayatımızın artık o eskiden düşünüldüğü gibi, kavramsallaştırıldığı gibi işte bir fiziksel alan var, bir de siber alan var. Bu ikisi birbirinden iki tane ayrılmış alanına tekabül etmiyor. Birbirinin uzantısı, birbirinin devamı, iç içe geçmiş şeyler. Hele hele artık bu teknolojiler o kadar kolay erişilebilir. Tabii herkes için değil, hala bunu da not etmekte fayda var. Yani erişim herkes için aynı şekilde ilerlemiyor ama büyük oranda, yani Türkiye gibi bir ülkede de büyük oranda çok büyük bir kesimin internet erişimi ve akıllı telefonlar aracılığıyla, yani mobil internet erişiminin yoğun olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda ayrışmıyor. Yani aslında bir hashtag üzerinden yürütülen bir kampanya kendisine fiziksel bir mekanda da karşılık bulabiliyor. Zaten onun düzenlenebilmesi, organize olması için sosyal medya kullanılıyor olabiliyor. Ya da işte bir yerlerin talep edilmesi, bir şeylerin talep edilmesinin yaygınlaştırılması için de sosyal medyaya yoğun olarak kullanılabiliyor. Amerika'da başlayan, Hollywood'da başlayan Me Too hareketi, Türkiye'deki tezahürleri, burada işte en bu anlamda sistematik olarak, örgütlü olarak giden yapısı Susma Bitsin ağı. Yani bu sinema, televizyon ve tiyatro alanındaki kadınların bir oluşturdukları bir işbirliği ağı. Ama bunun çok çeşitlendiğini de görüyoruz bir taraftan. Aslında yeni örnekleri de çıkıyor ortaya. Burada mesele ne? Görünür olma meselesi. Yani sosyal medya aslında büyük oranda görünürlüğü sağlayan bir şey olduğu için önemli bir hale geliyor. Ama kamusal mekanları talep etmek de zaten görünürlük için istenilen bir şey olduğundan, bu anlamda birbirleriyle iyi iş yapıyorlar gibi geliyor. Yani sosyal medyada görünürlük, kamusal mekandaki diğer görünürlüğün bir uzantısı olarak algılamak mümkün. Ama işte tuzaklarına da düşmemek gerekiyor diye düşünüyorum bir taraftan. Yani ikisinin dengesini iyi kurduğumuz noktada o şey, bütün mekanları talep etmek feministler olarak zaten en büyük meselemiz ve en büyük iddiamız bir yandan da. Çok heyecan verici aslında bu yeni gündem. Hem bir yandan görünürlük, bir yandan da erişim, mesela sosyal medyada çok daha, internet ya da siber mekan konuşuyorsak, çok daha farklı erişim mekanizmaları var. Erişilebilirliği çok daha kapsayıcı olabilir. Başkaları için çok daha dışlayıcı olabilir. Bir de bilmiyorum, şu mesele de bana ilginç geliyor. Belki sorabilirim size. Burada çok çeşitli farklı siber mekanın sunduğu taktikler ya da yeni direniş ve örgütlenme mekanizmaları olduğu söylenebilir ve buradan öğrenilen kimi taktiklerin, feminist taktiklerin kamusal mekana ya da fiziksel mekana birbirini refleksif bir şekilde besleyecek şekilde etkileşmesi düşünülebilecek, çok heyecan verici yeni bir gündem gibi geliyor bana bir yandan. Belki de hani bunları gözlemlemek için henüz çok yeni içinde bulunduğumuz durumlardayız ama önümüzdeki seneler ne getirecek? Bir yandan Covid-19 salgınıyla birlikte bu dijital infrastruktürün
çok daha fiziksel bir biçimde hayatlarımıza girmesi konuşulurken bunun yakın geleceği nereye doğru gidecek beni de merak ettiriyor açıkçası. Ya evet şey bu taktikler, stratejiler kısmı ilginç çünkü aslında hani toplumsal hareketlerin zaten tarihsel olarak sürekli olarak birbirlerinden ödünç aldıkları bir takım şey var, repertuar var. Yani işte süfrajistlerin yaptığı bir takım eylemler var ki işte onların başka taktiklerini yani onlardan ödünç alınarak yeniden üretilen şeyleri çevreciler de yapıyorlar. Kendilerini bir yerlere zincirlemek gibi mesela. Ama işte o zamanlar fiziksel olarak yapılan bir takım işler daha sonra dijital ortamda karşılığını bulmaya başlıyor. İşte e-posta bombardımanları ya da işte bir web sitelerine aynı anda tıklayarak orayı işlevsiz hale getirmek gibi bir dönemin eylem biçimlerini oluşturabiliyor. Hani bu şey gibi sit-inler falan gibi gidip bir mekanı kaplayıp işte bir sivil itaatsizlik örneklerinin dijital platformlarda karşılık bulması gibi. Şimdi mesela Instagram aslında yani Twitter daha böyle sosyal muhalefetin, toplumsal hareketlerin mekanı, mecrasıymış gibi görünüyor. Ama bir yandan da Instagram da aslında hani görsel estetiğin ve biraz daha steril bir estetiğin olduğu bir yer olarak bu aralar özellikle de feministler tarafından yoğun kullanılıyor. Çünkü aslında feministlerin görsel olarak sunabilecekleri bir takım sembollerin olabildiği bir alan olduğunu düşünürsek Instagram buna çok uygun. İşte Susma Bitsin'in ürettiği bir takım mesela sloganlar ve işte çeşitli dava takipleri meselesi var mesela. Onların görsel olarak hazırlanıp sunulmasından bahsediyoruz. Ya da işte LGBT plus hareketin işte rengarenk bayraklarla yaptığı ve işte görünürlüğü buradan çok renkliliğin görünür olmasını sağlamak açısından Instagram uygun bir platform bir yandan. Bunların da ötesinde YouTube gibi aslında hani medyada yani ana akım tırnak içinde ana akım medyada göremeyeceğimiz bir takım var olma biçimlerinin YouTube gibi platformlarda aslında geniş bir kitleye erişebilmesi gibi bir imkanımız söz konusu. Dolayısıyla hani sosyal medyayı ve internet bazlı iletişimi yabana atmamak gerekiyor. Pek çok sözün çok daha özgürce söylenebildiği alanlar ama şeyi de tehlikesini de hiç akıldan bırakmamak gerekiyor. Bir, kapsayıcılığı hala daha sınırlı. İkincisi bunlar her zaman ticari örgütlenmeler. Yani bunu daha eskiden beri de söylediğim ve aslında hani tutarlı olarak söylemeye devam ettiğim bir şey olarak belirteceğim. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube bunların hepsi ticari oluşumlar ve aslında bizim örgütlenmemiz için, bizim sözümüzü özgürce söylememiz için var olan platformlar değil. Tam tersi aslında bizleri veri olarak değerlendirmek üzere oluşturulmuş olan platformlar. Bunu da yabana atmadan aslında hani bunun farkında olarak strateji ve taktikleri bu bağlamda üretmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, bu önemli. Aynı zamanda kendi dışlama ve kapsama mekanizmaları da olan kamusal bir mekan olarak nitelendireceksek siber kamusal mekanlar, sosyal medya dediğimiz. Dediğiniz gibi bütün bu süreçten aslında yeni yaratıcı örgütlenme ve direniş biçimleri üretmek, bunları yarına taşımak oldukça önemli ve öğretici olacağını da düşünüyorum. İlginç günlerden geçiyoruz gerçekten. Sonuna gelirken belki bugün 8 Mart gününde yayınladığımız bu programda 2001 yılında 8 Mart feminist direniş, feminist mücadele ne anlama geliyor, nasıl yeni tartışmalar içeriyor? Belki bunları da biraz konuşmak önemli olabilir ve umutlu bir yerde bitirmek, biraz daha feminist mücadelenin önemini vurgulayarak bitirmek önemli diye ben düşünüyorum. Bir yandan salgın bağlamında yaşıyoruz. Bütün bu bir arada dayanışan, birlikte direnen, birlikte kent mekanlarını talep eden bedenlerin birbirinden ayrıldığı, özel mekanlarda daha çok vakit geçirildiği ve bu dijital infrastrüktürün katlanıp özel mekanlara geçtiği ilginç dönemlerden geçiyoruz. Bir yandan da baktığımız zaman İstanbul Sözleşmesi gibi kadınların yine sokağa çıktıkları, haklarını talep ettikleri aslında hareketli de bir gündem yaşadık. Bir yandan bahsettik ama belki tekrar vurgulamak önemli. Susma Bitsin gibi aslında pek çok örgütlenmenin bu dijital mekanda, siber mekanlarda çok güçlü bir aslında örgütlenme ve direniş biçimi ortaya koyduklarını gördük. İfşalar
son aylarda çok konuştuğumuz gündem oldu. Herkesin konuştuğu. Dahası ülkenin fiziksel politik gündemini etkileyen aslında dijital yeni direniş biçimlerinden bahsediyorsak bu anlamda gücünü de görmüş olduk. Bunun yanı sıra da feminist hareketin kendi kapsayıcılığını, kendi dışlama mekanizmalarını sorguladığı günlerden de geçiyoruz. Bunu da vurgulamak önemli. Kapsayıcı bir feminizm, feminizmler aslında son dönemde her ne kadar kullanılıyorsa da kimi dışarıda bırakıyor, hangi deneyimleri yok sayıyor. Bunların da tartışıldığı, sorgulandığı aslında günlerden geçiyoruz. Epey aslında canlı bir gündem yaşandığını söyleyebiliriz. Ben bununla ilgili belki fikirlerinizi, yorumlarınızı sorabilirim. En sondan başlayayım. Evet, feminizmler, yani en başta biraz kendi kendime dalga geçerek de söylediğim, işte çocukluğumdan beri hep dönüştürerek yaşadığım bir feminizm deneyimim var. Ben feminizmin ya da feminizmlerin, yani tekil bile söylesek, aslında zaten tek bir şeye indirgenebileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla kendi kendini sorgulaması zaten feminist ideolojinin, feminist hareketin temelinde, yani kendini var etme biçiminde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir kendini eleştirmek, kendine yönelik eleştiri, kendi içinden eleştiri olmazsa olmazı. Ha, bunun yapılma biçimleri, işte o bahsettiğimiz sosyal medyada bir çeşit böyle yankı odalarından oluşan ve tamamen zıtlaşmak üzerine kurulu bir dilin varlığı üzerinden gelişiyor olması ne kadar yapıcı bir eleştiri, o sorgulanabilir bir şey. Yani benim görmeyi çok da tercih etmediğim bir şey açıkçası. Ben eleştirinin her türlüsünün olması gerektiğini, konuşularak aslında geliştirilebileceğine, herhangi bir düşünce sisteminin iknayım, buna açığım. Ancak kişisel olarak zıtlaşmak ve aslında taraftar toplamak üzerine kurulu bir eleştirinin de çok yapıcı olamayacağını düşünüyorum. Yani biraz sosyal medyanın etkisiyle de olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle Twitter üzerinden giden o kapışma halinin ben bir süre sonra durulacağına inanıyorum bunun açıkçası. O konuda iyimserim. Yani bu bir anda yükselen ve insanların kendilerini ifade etmek için yeni buldukları bir araçla birazcık oynaması gibi geliyor bana. Bunun burada, yani bu şekilde devam etmeyeceğini, bir şekilde daha sağlıklı bir tartışma ve içeriden bir eleştiri ve dönüşüm hareketinin başlayabileceğini ve bunun yaşanabileceğini, yani zaten oluyor da daha geniş bir şekilde kabul göreceğine inancım var. Yani bu bir kısmı, yani hani feminist eleştirinin olmazsa olmaz bir şey olduğunu düşünüyorum zaten. kesin olarak, yani bu şeyin kapsayıcılık konusunda da, yani elbette ki feminizmin kapsayıcılığını bir kişi ya da bir grup, bir klik belirleyebilecek değildir. Yani onun kimseye düşmez bunun. Kimin daha feminist olduğuna karar vermek ne benim ne de herhangi bir bireyin karar vereceği, tescilleyebileceği bir şey. O da ayrı bir mesele. Ama nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Yani kadınların çok, yani kadın artıların çok büyük dertleri var. Şiddetle ilgili çok büyük derdimiz var. O yüzden İstanbul Sözleşmesi önemli bir motivasyondu. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının talep edilmesi hayati bir mesele. Çünkü gerçekten oradaki önemli olan noktalardan bir tanesi, başlangıçtan beri imzacı olan taraf olan devletimizin aslında bize vaadi şu: ben kadına yönelik olan şiddet ve diğer ayrımcılıkların bir insan hakları meselesi olduğunu kabul ediyorum ve bu yönde olan biten her şeyin önlenmesi için elimden geleni yapacağım diyordu. Bu güvenceyi aldık ama şimdi devletimiz bize aslında size o güvenceyi tam da vermek istemiyorum çeşitli sebeplerden diyor gibi yorumluyorum. Tabii ki buna isyan ediyoruz. Yani buna isyan etmekten daha doğal ne olabilir ki? Bu çok net bir konu bence. Yani işte zaten gece yürüyüşleri, yani başa dönecek olursak, gece yürüyüşlerinin ortaya çıkması, o mekansal iddia, hak iddiası da benzer bir yerden geliyordu. Canımızı acıtıyorlar. Yani ataerkil sistem içerisinde o ataerkil yapılar canımızı acıtıyor. Ve biz de buna karşı sesimizi yükseltiyoruz. Temelde yaptığımız böyle bir şey aslında.
Bununla birlikte ama sadece isyan ederek karşı durmak değil, bununla birlikte yeni kapsayıcı insan hakları temelli siyaset üretmekten de yana çaba sarf ediyoruz. Yani aslında sadece kadın bedenindeki bireylerin hak savunuculuğu değil bu. Bunun da ötesinde başka türlü kesişenlerin de insan hakları temelli hak iddiaları, eşitlik iddiaları toplumsal varoluş biçimlerinde aslında kendilerine yer talep etmeleri üzerinden bir iddia olduğunu düşünüyorum. Evet, özellikle de bu iddia iklim krizinin yakıcılığını ta kucağımızda gördüğümüz, bizzat deneyimlediğimiz bugünlerde ayrılıkçı politikaların yerinden edilen insanların bu kadar aslında sayısının arttığı bugünlerde de elzem kapsayıcı, kesişimsel ve yeni taktikler geliştiren, kendini yenileyen, kendini sorgulayan feminist eleştiri ve feminist mücadele. Bu anlamda da özellikle bugün 2021 yılının 8 Mart'ında yayınladığımız bu programda da feminist mücadeleyi tekrar hatırlamak ve umutsuzluğa kapılırsak bu kalabalığı hatırlamak elzem diye ben düşünüyorum. Ve çok teşekkürler sevgili İrem İnceoğlu. Çok keyifli bir sohbetti. Doyamadım 8 Mart konuşmaya birlikte. Ben teşekkür ederim. Yani umarım umutlu bir yerden bitirmeyi başarabiliyoruzdur. Ben aslında umutsuz değilim dediğim gibi. Yani bunun gideceği daha çok yol var. Yapacağımız daha çok iş var. Aralarda daha yüksek engellerle karşılaşıyor olsak da aslında motivasyonumuz sağlam diye düşünüyorum. Evet, güzel, umutlu bir yerde bitirdik. Bizi dinleyen herkesin de 8 Mart'ını kutluyoruz. Görüşmek üzere o halde. Herkese güzel, keyifli, direniş dolu, umut dolu, yaşanabilir gelecekler dolu, yapıcı bir 8 Mart diliyorum. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Ali Vatansever rejide uzun süredir olduğu gibi bugün de bizlere yardımcı oldu. Kendisine de çok teşekkürler. Şehir Hepimizin izlediğiniz, hoşça kalın. Geliyor. 8 Mart geliyor. Dev indirimlere hazır mısınız? Böylesi görülmedi. Bu indirimlere kayıtsız kalamayacaksınız. Namus indirimi. Tahrik indirimi. Kravat takma indirimi. Evden erkek sesi geliyordu indirimi. 2020 yılında Türkiye'de 300 kadın cinayeti işlendi. Verilen cezalarda anlaşılması güç indirimler uygulandı. Suçlular bu indirimlerden yararlanamadığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olacak. İstanbul Sözleşmesi'ne kulak verin. Lütfen indirmeyin.